Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel kütüphane ortamında sizlerle birlikteyiz. Vaktin Nakdin'de pek muhterem Ahmet Özhan'la birlikte Vaktin Nakdin'i ödemeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Tabii çalışıyoruz derken fakiriniz hem sizler adına hem kendi adıma onun ilminden, birikiminden faydalanmaya, istifade etmeye çalışıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Estağfurullah, teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Namütenahi, hamdü sena ederiz. Eyvallah, eyvallah. Geçen programımızda bir bireycilik meselesine yoğunlaştık. Tabii biraz Vaktin Nakdin'i işlerken hep vaktin, bu zamanın, bu çağın, günümüzün konularını ele almaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bireycilikten konuşurken o zaman da fakirin zihninde bunlar vardı. Bir de bizim birey olmamızı, kendimizin bir insan olarak bu toplumun içerisinde neşv ve nema bulmamızı sağlayan bir takım kültürel gelenekler var. Kimisi buna örfler, adetler diyor. Kimisi bazı alışkanlıklar diyor. Bu alışkanlıklar da zaman içerisinde bazı sözcük öbeklerine dönüşmüş. Bunlara da işte deyim demişler. Bunları da deneyimlerle olduğunu iddia eden bazı insanlar da var. Zatenizin fakire gönderdiği bu serlevhada bunların bir toplu halini gördük. Evet. Programa gelirken de epey bu buradaki ifadeler üzerine düşündüm. Yani hatırlarsınız muhtemelen 90'larda doğru bildiğiniz yanlışlar diye bir köşe vardı bazı derslerde. Evet. Buradaki deyimler de bir anlamda doğru bildiğimiz yanlışlar gibi sanki. Şimdi nasıl bakıldığına da bağlı. Evet. Ama insan tabii kol mesafesinde olana tiryakidir. Evet. Yani çaba sarf etmek, onu aramak, onun için Ferhat gibi dağları delmek falan, Mecnun gibi çöllere düşmek herkesin kârı değil. Nefisler hemen yakındakini insana teklif eder. Nefis dediğimiz o yalancı olan yani. Kendini var zannedip aslında ona şizofrenik bir hadisedir o yani. İnsanlar sözleri de, lafları da kendi o anki vaktinin nakdi olarak görürler, tefsir ederler ve hatta eyleme dönüştürürler. Şimdi bu güzel dediğimiz ve yanlış kullanılabilirliği olan ve insana çok yakın gelen ve lezzetli gelen şeylerin öncesine gidecek olur isek, insanın tercihleri nasıl oluşuyor diye şöyle bir düşünelim. Bir kere anne baba diye iki aktör var ve onların yedi göbek öncesine doğru bir gen havuzu var. Evet. Annede de babada da. 26-26 bu şeylerle bir araya gelince bir 52 ortaya çıkıyor. Ama iki kulvardan da gen havuzundan bir veraset söz konusu. Bu tercihleri oluşturan bir ontolojik yapılanma yani. Sonra annenin hamilelik dönemi, malum dönemler, Kur'an-ı Kerim'de de bunları çok sarih bir şekilde Cenab-ı Hak bize bildirmiştir. Bu zaman zarfında ilk 4 aya kadar o bir oluşum süreci taşır. Yani dabbeden insana doğru bir süreç yaşar. 120. gün geldiğinde artık o mudga algılamaya ve kendi çapında değerlendirmeye başlar. Ruhumdan ruh üfürdüm dediği dönem. Tam da orada gerçekleşiyor. Orada gerçekleşiyor. Evet. 120. günde. Ondan sonra özellikle öncesinde de mutlaka tesir söz konusu ama 120. günden sonra özellikle annenin sevinci oraya geçer. Annenin üzüntüsü oraya geçer. Annenin beslenebilmesi oraya geçer. Direkt beslenememesi oraya geçer. Annesinin moralinin bozuk olması. Çocuk anne karnındayken dışarıyla ilişkilidir. Dışarıdan algılar. Ve bir gen havuzundan bir veraset vardı. Bir de bu 9 ay 10 gün diye
işaret edilen dönem içerisinde, vardı, o süreçte evet. de annenin yedikleri, içtikleri ve psikolojisiyle alakalı yine bir takım etkilenmeler söz konusu olur. Ondan sonra anne karnından çıktığında, rahimden çıktığında, efendim gök haritasının o anki konumu itibariyle, o vaktin nakdi neyse, onun beynine bir format atılır. Sonra bir aile içinde büyümeye başlar. Annesi babası vardır, belki halası dayısı vardır falandır filandır. Netice itibariyle onlar bir şeyler söyler, çocuk onları duyar. Sonra işte annem böyle dedi, babam böyle dedi, dayım böyle dedi, halam böyle dedi gibilerinden bir şartlanma yağmuruna tutulur çocuk. Genetik verasetin haricinde şimdi sosyal alanda evvela aileyle başlayan, sonra işte mahalle ortamı. Bir var olma süreci efendim. Sonra okul, evet. Sonra hayat derken bu çocukta, o bireyde, yani tırnak içindeki bireyde evet. bir kişilik oluşturur ve tercihleri olur. Çünkü bir takım doğruları vardır, yanlışları vardır. Ama ya doğrudur ya yanlıştır. Daha bunu idrak düzeyinde değil, bu doğru ve yanlış bilgilerde bahsettiğiniz bu süreç içerisinde gelişiyor. Daha temyiz edecek durumda evet. değil. Evet. Hatta koca koca insanlar temiz edemiyor. Doğru. Ne gördüyse ondan hareket ediyor. Halbuki insaf ile varlığa bakıp nedir, ne oluyor gibilerinden insanın değil mi? Bir evet. temiz kabiliyeti vermiş Cenab-ı Hak. Bunu kullanması lazım. Şimdi bu süreç içerisinde ortamda senin programı açarken söylemiş olduğun serlevhada mesela şunu söylüyor. Bal tutan parmağını yalar dedik. Bunu nasıl doğru anladık, nasıl yanlış anladık, nasıl emek vererek anlayışa ihtiyaç var, nasıl kolaycılığa saparak anlayış var. İki türlü bir anlam çıkartıyoruz evet. buradan. Evet. Bal tutan parmağını yalar yalan bir şey değil. Hemen bal tuttuysan, onu hemen silecek değilsen tatlı güzel bir şeydir, evet. parmağını yalarsın tamam. Evet. Ama sana ait bir işte çalışıyorum ve çok değerli işlerle meşgul oluyorum ve metalarla meşgul oluyorum. Ben onları tutuyorum, onları alıyorum, getiriyorum, senin adına satıyorum, şu yapıyorum, bu yapıyorum. Bal tuttum, parmağımı yalayacağım. Ama bu anlamı çıkaran bir güruh da var. Çok kolay bu, evet. çok evet. pratik bu. Bal tutan parmağını yalar dedik, hırsızlığı mı bak gösterdik. Şimdi halk içerisinde bunu böyle anlarsan gittin gürültüye. Ve bunu böyle anlamak da çok nefsani. Çok tırnak içindeki o birey diye bugün yırtınanların işaret ettiği birey olursun. Hatta kolaya gelen tarafı da bu sanki efendim. Yani siz anlatırken zihnimde sahneyi canlandırdım. Evet. İşte bahsettiğiniz gibi bir kişi böyle bir zanda bulunmuş, yapmış. Evet. Ve birisine bunu anlatıyor. O kişi de ona destek vermek için kardeşim bal tutan da parmağını yalar evet. Deyip onun bu işini hem kendi nefsiyle hem de onun nefsiyle bir anlamda onaylayan bir duruma getiriyor. Yani ya bir zamanlar biz devleti idare edenlerin ağzından evet. benim memurum evet. işini bilir duymuştum, diye evet. rüşvete belki de biraz evet. Alan açan sözler de duyduk yani. Evet. Neyse gelin başka devletin malı deniz yemeyen domuz dedik. Devleti soymayı mübah gösterdik. Şimdi bu lafa ne lüzumu var? Birileri yapmış kötü bir örnek. Her zaman söylüyoruz değil mi? Yani kötüden örnek olmaz. Evet. Mecelledir bu yani. Kötüden örnek verilmez. Hep güzelden örnek verilir. Efendim devletin malını birileri yediyse bunun adet olmasının lüzumu yok. Yani bu lafı bir geleneksel söylem halinde ayakta ve hayatta tutmak zararlı bir şey. Yemeğinin malını yerler dedik, dolandırıcılığı mübah gösterdik. Yemeğinin malını yerler, atamayana atarlar gibi gibi böyle ters köşe şeyler. Niçin ben yemediysem efendim benim malımı başkası yesin ki yani? Ya da ben yemedim diye niye onu sürekli saklamaya, insanlardan kaçırmaya gayret edeyim değil ki? Değil mi? Evet. Hayır. Şimdi burada başka bir alt yapı fikri de çıkıyor. Yemeyenin malını eğer ben biriktirmeyi tercih ettiysem, bu zaten din sosyolojisi ve din ekonomisi açısından son derece mahsurludur.
Eyvallah. Bizim biriktirmek gibi bir lüksümüz söz konusu değildir. Yani zekatın farziyetinde dahi bir başka anlam vardır. Sen piyasada dolaşması gereken malı, insanların yararlanması gereken sermayeyi bir yerde kapalı tutuyorsun. Ve Cenab-ı Hak diyor ki, sen sosyal davranış içerisinde değilsin. Sen piyasayı daha rahatlatmak, insanların alışverişini güçlendirmek, pazarı daha canlı tutmak için gayret göstermiyorsun, saklıyorsun. O zaman onun 1/40'ını bana vereceksin diyor. O da en küçük ölçü bu arada. Bir de bir şey, en küçük ölçü. Üstü zaten evet. Bu senin işaret ettiğin görüş ibadet. Eyvallah. Benim söylediğim şey din ekonomisi. Yusuf, sosyoekonomik bir mesele. Yani zekatımı verdim elhamdülillah diye gep geriliyorlar. Allah sana ceza kesti, farkında değilsin. Sen zamanında tasadduk etseydin onu, en azından piyasayı canlandırmak için malını ortada tutsaydın veya fıkaraya zamanında vermiş olsaydın, senin zekat verecek şeyin kalmayacaktı, nisabın kalmayacaktı. Zamanında verilmiş olacaktı zaten. Eyvallah. Üstünden bir sene geçmeli falan da filan, bunlar hep nefsleri okşayıcı şeyler. Bir sene tutayım, bir sene geçmedi daha, 364 gün oldu, vermeyin, fıkara hala aç olsun orada. Bu mu din? Estağfurullah el-azim. Olmaz öyle şey. Yani bunları irdelemek lazım. Bunları akıl süzgecinden geçirmek lazım. Buna mümasil daha nice örnekler verebiliriz. Burada hemen bir lütfen parantez geldi aklıma. Zekat bahsinde buyurduğunuz mesele de bazı metinleri okurken de karşılaşıyorum efendim. Evet. Faizin ruha ve fizike sirayet et. Yani faiz yemenin ruha ve fiziğe kötü hastalıklar anlamında, başka ruhsal problemler anlamında evet, sirayet edeceğine dair anlatılar görüyorum. Hiç zekatı verip vermemekte de sanırım böyle bir süreç hiç şüphen olmasın. Çünkü senin zekat diye vereceğin para veya neyse fukaranın hakkı. Eyvallah. Senin istediğin kadar çalış. Benim Muzaffer Efendim öyle söylerdi. El kârda gönül yârda olacak. Kazanabildiğiniz kadar kazanın çocuklar. Zekatınızı zamanında verin. Zamanında ne demek? Allah rahmet eylesin Tuğrul Efendi. Bir yerden 3-5 kuruş para gelse, 3 kuruş, 5 kuruş soracak. Nedir? Zekat anında verirdi. Hmm. Çünkü o adam her an aç. Her an ihtiyaç sahibi. Niye üstünden bir sene geçsin diye bekleyeyim? Niye Ramazan'ı bekleyeyim? Niye Kadir gecesini bekleyeyim? Evet. Daha çok sevap kazanayım diye. Allah böyle bir din indirmedi. Bu mantıktan, bu lezzetten, bu hakikatten ari bir ibadet biçimi yoktur. İbadetlerin hepsi kemalat için vasıtadır. Amaç değildir, araçtır. Eyvallah. O yüzden bunları böyle irdelemek ve gerçek bala ulaşmak lazım. At binenin, kılıç kuşananın dedik, gaspçılığı mübah gösterdik. Yani ben mütedeyyin bir insansam, makul bir insansam, atlayıp zıplamayan bir insansam, ben kılıç kuşanamıyorum yani. Binemiyorum çünkü hile hurda yapamıyorum. Bunu yapan cin zekalılar haram demeden, helal demeden, caiz demeden meseleye yüklenenler, varlığın deviniminin özünü, eşyanın hakikatinin özünün farkındalığına sahip olmayıp sadece o anki vaktinin nakdini kendi nefsinin tatmini olarak bilenler istedikleri gibi atlayacak, zıplayacak. Ne oldu? At binenin oldu, kılıç kuşananın oldu, ben mahrum oldum. Böyle bir din olabilir mi? Böyle bir sosyallik olabilir mi? Böyle atasözü olabilir mi? Evet. Yani bunu bizim toplumumuzu tarif için bunları kullanmak söz konusu olamaz. Söz gümüş ise sükut altındır dedik, ortamı yalancıya bırakmayı mübah gösterdik. Evet, zamanı gelince, vaktin nakdinde, zamanı gelince söylenmesi gereken sözü kellene mal olacak olsa dahi söylemek durumundayız. Resul-i Ekrem öyle yaptı. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben davamdan vazgeçmem dedi. Kim ki Efendimizin yolunda yürümeyi şiar edinmiştir, aynı hayat görüşü ve eylem tatbiki içerisinde olmakla mükelleftir. Olmadığı takdirde
kusura bakmasın, doğruya gitmiyor. Peki efendim, peki, bunun tersini düşünmek mümkün müdür? Buyursunlar efendim. Yani söz gümüşse sükutun da onun da pozitif olduğu tarafı var. Eyvallah. Susulması gereken de yer evet. var. Evet. Susulması gereken yer var ama biz burada bunları daha ziyade negatif tarafından dolayı evet. yanlış anlaşılmaları hayat biçimi eyvallah. Olarak görenleri işaret etmek adına konuştuğumuz için. Ama o pozitif tarafları tabii ki susulması gereken yer vardır. Onun da doğru anı vardır ama pasif kalmak adına değil. Eyvallah. Hakkı örtmek, hakkı savunmadan geri durmak adına değil. Bunu hiçbir nefsi efendim bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir ve şurada bir şey atladım, ona döneceğim müsaadenle. Buyur, estağfurullah. Buyur. Kork kol kırılır, yen içinde kalır dedik. Evet. Şeyhlerin tacizini mübah gösterdi. Efendim, kol kırılır, yen içinde kalır da pozitif ve negatif olarak değerlendirilebilir. Ama buradaki değerlendirmede şeyhlerin tacizini mübah gösterdik lafı kat'i surette doğru değildir, bir iftiradır. Şeyh denilen makamın sahibi bir kere böyle şeylere tenezzülden, yani vazgeçmiş lafı sanki bir zamanlar kabul etmiş evet. gibi olacak diye dilime takıldı söyleyebilirim. Böyle şeylerle alakaları olan insanlar değildir. Nefsi bütün şehavattan zaten kesilmiştir onlar. Cenab-ı Hak onları muhafaza etmiştir, mahfuzdur onlar. Masum değillerdir ama mahfuzdurlar. Onun için böyle şekilde, bu şekilde bir takım lakırdıları vaktin nakdinde maalesef ki ötelenmiş, itelenmiş, kötülenmiş efendim artık tamamıyla sistemden kaldırılmış gibi gösterilmek üzere olan bir takım olgulara bu pislikleri de yamamak doğru değildir. Evet. Kat'i surette. Ha, gene mecelle. Suyu misal teşkil etmez. Yapanlar yok mu? Var. Ama bu müesseseyi ilgilendirmez. O kişinin kendi zaten oraya o bu hazmı halledememiş bir insan olarak oraya o hakkıyla gelmemiştir. Hakkıyla gelmemiştir. O bir başka dümen peşindedir. Orada da nefsini tatmin etmek yollarına sapabilir. Ama bu söylüyorum, kötüden misal olmaz. Bir takım müesseseler kötüler yüzünden karalanamaz. Bu da olacak şey değil. Evet. Komşuda pişer, bize de düşer dedik. Hazırcılığı mubah gösterdik. Pozitif tarafı var, negatif evet. tarafı. Komşuda tabii koktuğu zaman Müslümanın Müslümana borcudur. Kokan bir şeyi komşusuna da tattırmak. Üstelik de orada hamile birisi vardır falan, aş erer, şuydu buydu, daha tehlikeli şeyler ortaya çıkabilir. Bu bizim kültürümüzde var olan, bizim ta Orta Asya'dan bile harsımızda var olan bir güzelliktir bu. Ama kalkıp da sen bunu hazırcılık diye mübah göstermek söz konusu olabilir mi? Ben yapmayayım yemek, masraf etmeyeyim, gayret etmeyeyim, yorulmayayım. Komşu da pişer, o da bana yollar falan. Bu gayri ahlaki, hiçbir sosyalitesi olmayan, hiçbir pozitif tarafı olmayan bir görüş. Bunları da kesinlikle eyvallah. Reddetmemiz lazım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Menfaatçiliği mübah gösterdik. Eğer böyle bir psikolojimizin varsa, ben sana tavuk verdim, Mustafa'dan ben bir kaz götürürüm. Bir nevi ticarete de gidiyor sanki bu efendim. Yani, yani ticaret de masumdur. Gerçekten, hak üzere yapıldığı doğru. zaman bir şey icap etmez. Bu menfaatçiliğe giriyor. Evet. Bu yani bir tuzak kurmak. Evet. Ben seni tavukla aldatıyorum. Sen de bu aldanışın karşılığında bana bir efendim kaz veriyorsun. Bir çıkar gözetiyorum. Çıkar bunu. Gözeterek evet. seni evet. İstismar ediyorum yani. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Efendim, menfaatçiliği mi? Menfaatçilik işte bu. Bu evet. kötü bir şey. Bunu mübah göstermek mümkün değil. Ama bunun pozitif tarafını alacak olursak, hakikaten insan, bu şekilde söylemesek de ama bir güzelliğe tevessül ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak ayet-i Kur'an'da söylüyor. Siz ne yaparsanız o geri döner size diyor. Üstelik de ben benim yettiğim kadarla bir tavuk verebildim. Cenab-ı Hak bana bunu, bu halimi, bu vaktin nakdini değerlendiriş biçimimi beğendiğinde bana tavuk mu verir? Kabili kıyas olmayan bir şekilde eyvallah. Bana
lütfeder, kerem hazine eder, merzuk eder beni. Evet. Bu açıdan da bakılabilir ama daha ziyade bu istismar açısından şey olmuştur, alem olmuştur. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar dedik, yalan söylemeyi mübah gösterdik. Evet, doğru söyleyen sevilmez. Doğru söyleyen hep itilenir, ötelenir, aman aman şunu sokmayın buraya de. Niye? Çünkü o doğruları söyleyecektir, onların nefislerini rencide olacaktır nefisleri. Yani lezzetleri kaçacaktır, keyifleri kaçacaktır, rencide olur derken efendim pozitif bir ifade kullanmıyorum. İşine gelmeyecektir. Onun için doğru söyleyeni istemezler aralarında. Mesela şartlar ne olursa olsun, siyasette diyelim mesela, şartlar ne olsun kendi partisinin bir yanlışını tespit edip de doğruyu söylese, o çok fazla bir kabul görmez ya, evet. Onu hemen derdest edebilirler evet. Yani. Bu şekildedir. Eğer bir menfaat grubu oluşmuşsa, arkadaşlar ne yapıyorsunuz, bu hak değil bu, ne münasebe, bu kabul edilebilir bir şey değil dediğin zaman, benim babam hayatta İstanbul'da görev yapma şansına sahip olmadı. Hep hayata sürgünde geçti. Doğru söylediği için. Sadece doğru söylediği için. Eyvallah. Sadece suistimale müsaade etmediği için. Babam diye söylemiyorum, yakınımda yaşadığım bir olayı söylüyorum. Bizzat yani. Gördüğünüz bir örnek olduğu için evet. Söylüyorsunuz. Evet. Kimin tekerine çomak soktuysa devlet adına, efendim hak adına özel imzalı şeylerle Ankara'dan sürülmüştür. Çünkü burada başlıyor, ta oraya kadar sirayet eden bir zincir var. Doğru söyleyen sevilmez. Ama bunu yalan söylemeye kılıf olarak da kullanmamak, kullanmak karaktersizliktir. Karaktersizliktir. Olacak şey değil bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedik, bencilliği mübah gösterdik. Bunun pek pozitif tarafı yok. Bu baştan aşağı negatif bir şey. Olmaz. Her koyun kendi bacağından ısılır. Tabii ki hepimiz hak huzurunda kendi fiillerimizden mesulüz. Bu açıdan baktığın zaman doğru olabilir ama ne münasebet. Bana dokunmuyor ama sana zarar verecek olan bir yalanı ben müdahalesiz bırakır mıyım? Evet. Bırakırsam ne duruma düşerim? Ama modern toplum bize sürekli bunu dayatıyor biliyorsun. Önce evet. Ben. Hep bu işte mutluluğun formüllerinde, evet. Kişisel gelişimlerde hep böyle bir benlik ortaya seriliyor. O da zaten işte bana dokunmayan yılan bin yaşasına doğru. Sadece kendi mutluluğum, kendi çıkarlarım, kendi önceliklerimle dolu bir hayat çıkıyor ortaya. Evet. Yani ben yaşayayım, sen işine bak, ya yaşarsın, yaşamazsın, beni fazla evet. ilgilendirmiyor. Uhud Savaşı'nda savaş sonrası savaş alanını gezerlerken tabii hizmet ediyorlar. Ellerinde su var falan. Birisi su diye inerken gidiyor. Tam ona su verecek, başka bir yerden bir su diye ses geliyor. Diyor ki arkadaşım daha ihtiyaç sahibi galiba, ona götür sonra bana verirsin diyor. Ona gidiyor, tam ona verecekken buradan bir ses geliyor. O da diyor ki oradan ses gelirken ben bu suyu içemem. Evvela ona ver. Neticede en baştakine döndüğü zaman hepsi de şehit olmuş oluyor. Hiçbiri bir su, yudum su içemeden şehit olmuş oluyor. Yani kıssadan hissedir. Evet. Bugüne kadar gelmiş olan bir meseledir. Yani bir Müslüman denilen, yaşam biçimini algılamış olan Cenab-ı Hakk'ın kemale erdirdim, nimetimi tamamladım, razı oldum dediği yaşam biçimini kabul etmiş olan kişilerin değil böyle bana dokunmayan bilen bin yaşasın, bana bir güzel bir kuzu geliyorsa da aman kardeşime verin evvela onu diyebilecek bir yüreğe ve ikramseverliğe, ikramperverliğe alışık olması lazımdır. O zaman izniniz olursa bunun nakdini de önce ben değil, önce sen demek lazım şekilde verebiliriz herhalde. Tabii. Zaten bizim genel konumuzda ötekisizlik evet. diye evet. bizim bu açılış moddamızı da bakacak olur isek, sana verdiğim bana verilmiş demektir. Evet. Senin mutluluğun beni mutlu eder. Senin zenginliğin beni zengin eder. Bu hani ben de ondan geçinirim diye değil. Arkadaşım zenginleşmiyor. Çünkü arkadaşım da bu yaşam biçimini, bu değerler manzumesini içselleştirmiş birisi olursa
olduğundan dolayı ben zarurete düştüğüm zaman sende varsa o bana da iyi gelecek. Eyvallah. Bu müminin mümine olan sevdasıdır. Bak borcudur demeyi erteledim. Eyvallah. Borç bir mükellefiyet gibi. Tabii. Sevda. Mükellefiyetle yapılan iş. Mükellefiyetle. Ya namaz kaçıyor şunu kılalım hadi. Allah. Ama Rabbimle buluşuyorum, sevgilimle buluşuyorum. Ya Rabbel Alemin beni senden ayrı kuma diye durman salatı ikamedir. Öteki mecburen yapılmış bir şeydir. Değerleri farklıdır. Kimse kusura bakmasın. Sevdayla yapılması lazım bir mesele. O yüzden sen sevdalı bir insan olduğun için ben zarurete düştüğüm zaman benim Mustafa'm var ya bana kol kanat gerer, şu sıkıntımı benim paylaşır benden demek müminin hakkıdır ya. Çünkü tevhid var, ötekisizlik var, evet. Vahdet var. Cenab-ı Hak başka türlü bir yaşam biçiminden razı olur mu? Kemale erdirdim dediği yaşam biçimi içerisinde bana da kardeşim çalışsaydın kazansaydın şimdi de karşılığını çek deyip dönüp gitmek var mı? İşte bizim devletimiz sosyal devlet. Yani temel prensipler itibariyle sosyal devlet. Mesela Amerika böyle değil. Fırsatları değerlendirirsen orada başkan da olursun, her şey olursun. Ama fırsatları değerlendirmediğin zaman sana kol kanat girecek hiçbir sektör yok. Şeysin, evsizsin, sokaktasın. Bir gün önce genel müdürsün, bir hafta sonra sokaktasın. Ki bunun binlerce örneği var. O tabii yaşanmış hikayeler, filmler, yani, kitaplar. İşte bizim sosyal devlet oluşumuz. Mesela bizim bu sıkıntılı dönemlerde muhacir olarak ülkemize gelenlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da ensar duygusuyla yaklaşıyoruz demesindeki bu güzellik, bu lezzet, bu tatlılık, bu hakperestlik nerede bulunabilir? Evet. Yani demek ki sosyal devletin özünde de İslami prensipler yatmaktadır. Bir programda öyle konuşalım. Hayır, efendim. Yani bugün Batı kültürünün, efendim Anglo-Sakson kültürünün neyse efendim şey yapmış olduğu, sahiplenmiş olduğu ne var ise onun mehazının mutlaka vahiy olduğunu konuşalım bir programda. Eyvallah. Yani bu bir benzetme değil, gerçek bu. Çünkü ontolojik bir hadisedir bu. Yani varlığın özünde olan şeylerin açığa çıkmasıdır. Yani Medine site devleti, Medine vesikası meselesinden alıp günümüze kadar getirebiliriz. Günümüze kadar inşallah getirebiliriz. Eyvallah. Yani Muzaffer Efendi'nin o kıssasını hatırlıyorsun işte değil mi? Eyvallah efendim. Yani o inanmıyor ama batıl olanı, işe yaramayanı, ontolojik olmayanı geriye attı. Aklı öne koydu. Seküler de olsa bu hale geldi. Biz Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu geriye attık. Aklı da geriye attık. Aklı da koyamadık öne. Evet. Bu hale geldi. Evet. İşte bir velinin analizi bu. Bunun üzerine bir laf söyleneceğini zannetmiyorum güneşin doğup battığı zaman içerisinde. Yani ayet ve hadislerden sonraki bu Evliyaullah Hazaratı'nın kibar kelamı ayet ve hadislerin süzmesiyle ortaya çıkmış irfan incileridir. Bu suali bir papaz soruyordu. İzleyenlerimiz biraz daha net belki bilmeyenler için. Evet. Yanılmıyorsam efendim. Evet. Yani siz geri kaldınız. Düzeltiyorum. Biz ileriye gittik. O zaman baştan alayım. Hayır buyurun. Amerika'da bir katedralde halveti mukabelesi yapıldı. Sonra da Muzaffer Efendim rahmetullahi aleyh derdi ki suali olan varsa sorsun bana, ben de cevap vereyim. Bu ortamda da gayrimüslimler var, profesörler var. O dönemin tabii canım, entelektüelleri tabii de mevcut. Evet. Ne ararsan var yani. Amerika halkı var. Eyvallah. Kaç tane Türk olacak ki yani? Türk olanlar da zaten bizle meşgul olan insanlar, kardeşlerimiz. Efendim, olduğu gibi şey, dışarıdan faaliyeti duyan kim varsa meraklı insanlar gelmişler. Efendim baştan dedi, Cenab-ı Hak tek razı olduğu din İslam'dır. Kemale ermiştir. Yani vahiy itibariyle, mesaj itibariyle kemale ermiştir. Bundan sonra vahiy gelmez. Onu bize getiren de son peygamberdir. Ondan sonra da peygamber gelmez. Hazreti Muhammed'dir. Yani siz okumuş akıllı insanlarsınız. Ben size bunu söyleyeyim. Bilin,
ben görevimi yerine getireyim, size bunu duyurayım. Hazreti İsa da bizim peygamberimiz, Hazreti Musa da bizim peygamberimiz. Kesetinden kinaya veya doğru 124 bin peygamberden bahsedildi. Hepsi bizim peygamberimiz. Çünkü bizim iman şartlarımızda ve Resulihi diye geçer. Yani biz ona iman etmediğimiz zaman ve Kütübihi diye geçer. İman etmediği zaman imanımız sahih olmaz dedi falan. Çünkü dedi İncil tamam Allah vahidir, Tevrat Allah vahidir ama insan parmağı girmiştir, şey olmuştur, deforme olmuştur. Onun için tam manasıyla gerçekleri söylemez. İnsanlar kendi menfaatlerini oralara sokuşturmuştur. Onun için onların bütün lübbü, yani özün özü evet. Balın özü Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim hem Tevrat'tır, hem İncil'dir, hem Zebur'dur, hem Suhuf'lardır. Her şeyin kemalatıdır Kur'an-ı Azimüşşan. Ona itibar ederseniz rahat edersiniz. Dünyanızda da ahiretinizde de rahat edersiniz dedi. Sonra söz isteyenler var. Birisi el kaldırdı. Dedi, bir şey sorabilir miyim? Buyurun sorun. Dedi ki siz Müslümanlığı en kamil yaşam biçimi olarak söylediniz. Evet. Dedi ki ben tatmin olmadım. Çünkü Müslümanların olduğu coğrafyaya bakalım. Bize tahrif olmuş dediğiniz kitapların saliklerinin tarafına bakalım. Yani batıya ve doğuya bakalım. Manzarayı şöyle bir gözden geçirelim dedi. İlim dersen maalesef o taraf cahil dedi sizin tarafınız. Ama batı ilimle amil oluyorlar. Efendim bilim deseniz batı buluyor, yapıyor, ediyor. Onlar parası varsa şey yapıyor, istifade ediyor. Ama bir buldukları, ortaya koydukları insanlığa bir rahat temin edecek bir çalışmaları ben bugüne kadar duymadım dedi. Hijyenden bahsedecek olursanız gözünü seveyim dedi yani. Adım atılmıyor. Hastalıktı, oydu, buydu falan. Bu tarafta pırıl pırıl bir hijyen. İnsan haklarından bahsedecek olursak orada hala kas sistemleri onlarda da bunlarda da falan aşiretlerdi, tarikatlardı, onlar bunlardı. Bu taraf tamamen demokratik bir toplum olmuş. İnsan hakları zirveye çıkmış falan filan. Adam konuşuyor. Biz dedik eyvah abi doğru söylüyor. Siz de buna şahitlik ediyorsunuz. Evet. Falan. Efendim tabii ki ahlak-ı Muhammediye sahip olan bir kişi olduğu için lafını kesmedi. Onu sonuna kadar dinledi. Bitti mi dedi sorunda. Dedi bu kadarını bırakayım. Daha da verilecek misal var dedi. Peki dedi. Cevap mı istiyorsun? Cevap vereyim sana dedi. Evladım dedi. Sen bak akıllı uslu bir insansın, bunu düşünmen lazımdı. Düşünmen lazımdı. Ama ben sana söyleyeyim madem düşünmedin. Siz o ortaçağ karanlığındaki kilisenin zulmünden ve kutsal metinleri deforme ederek, kendi menfaatlerini içeri sokarak size yaptığı zulümden illallah dediniz, onları reddettiniz, arkaya attınız. Aklı öne koydunuz dedi. Allah'ın verdiği aklı öne koydunuz. Bu akıl marifetiyle dediklerin doğru, bunları yaptınız dedi. Bize gelince dedi, biz Cenab-ı Hakk'ın razı olup kemale erdirmiş olduğu, nimetini tamamlamış olduğu algı ve yönetim tarzını geriye attık dedi. Ve aklı da öne koyamadık dedi. Dinde bir kabahat yok. Dinin salikleri bunu kullanamadılar. Hadise bu evladım dedi. Mükemmel bir cevap. Yani ancak bu kadar cevap verilebilir. Ancak bu kadar cevap verilebilir. Hepimiz tabii çok mutlu oldu. Gözlerimiz yaşardı. Allah dedik başımızdan eksik etmesin böyle büyüklerimizi. Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği gibi alimlerle, ariflerle, salihlerle beraber olunuz. Ya Cenab-ı Hak bizi mahrum etmesin diye dua ettik. Yani netice itibariyle bu. Eyvallah. İnsan aklını kullanmalı. Bugün seküler alemde akıl kullanılarak bunlar olmuş, etmiş falan da filan da ama değer nerede? Değer bütün sistemin hem hakikati hem zahiri hem batını hem evveli hem ahiri olan bir yaratıcıyı bilerek ve ona tam iman ederek
aklı, fenni, her şeyi yapmak zaten Müslümanın işi. Yani hilafetinin sebebi ve neticesi. Bunu başka türlü düşünmek mümkün değil. Evet. Yani bu marifet değil. Bir çocuk sınıfını geçti, ay ben ona bir oyuncaklar alayım. Yahu işini yaptı, ne oyuncağı alıyorsun? Ha gönlünü hoş etmek için başını okşa tamam da, çocuk oyuncak için sınıf geçmesin. Kültür, bir bilgi sahibi olmak için sınıf geçsin. Bunun şuuruna ersin meselesi. Neticede biz devam edelim. Hay hay. Efendim, üzümünü ye, bağını sorma. Dedik, haramı mübah gösterdik. Evet. Belki de en çok kullanılan deyimlerden bir tanesi. Biliyorsun. Yani bunun pozitif tarafı da pek görülmüyor. Üzümünü ye, bağını sorma. Evet. Ha, bir nimetler içinde yaşıyorum. Ben bunları yaşayayım, bağını sormayayım. Yani bunu bana vereni Allah'a düşünmeyeyim. Bağım var mı, yok mu düşünmeyeyim. Evet. Yani burada buldum. Bu senin miydi, yönetmenimin miydi, kameran kardeşimin miydi hiç bakmadan götüreyim. Ben üzümü buldum, boşver bağım bana ne. Böyle bir gelenek olur mu? Bunlarla çocukların akılları, ilk veri tabanları, beyin veri tabanları bunlarla oluşuyor. Çünkü aileler bunları konuşuyor, sokakta bunlar konuşuluyor. İş yerinde bunlar konuşuluyor. Ne yazık ki, evet. Değil mi? Veri tabanları bunlarla oluştuktan sonra bu insan hangi camla bakacak, hangi gözlük camıyla bakacak aleme? Bunların oluşturduğu camla görecek. Merak etmiş, Allah muhafaza. Köprüden geçene kadar ayıya dayı dede, ayı de dedik, kurnazlığı, takiyeyi mübah gösterdik. Bunun tabii bir sürü veçesi var. Sadece bir sürü veçesi var, hiç şüphe yok. Tamam, belli bir işini olgunlaştıracağın zamana kadar bir takım güçlüklere göğüs germek olarak meseleyi algılamak var. Ama bir de ama o da sabra girer zaten. Ben senden menfaatleneceğim neticede. Tamam sen bana ne dersen de ne yaparsan yap ben eyvallah diyeyim ama ben sana sonra gösteririm. Böyle bir üslub ile hayata bakmak, eşyaya ve ilişkilere bakmak Muhammedi bir davranış biçimi değil. Onun için böyle bir haramı mübah olarak algılamak veyahut kurnazlığı, takiyeyi mübah göstermek olacak şey değil. Sonra da toplum neden bozuluyor diye soruyor. Neden çürüyor diye soruyoruz, konuşuyoruz. Ne olsun, daha ne bekliyorsun? Zaten genetik veraset de bir havuzun içerisinde. Bunlar onun imtihanı, kulluk imtihanı. Dedi ekşi yer, torunun dişi kamaşır diye bir sözümüz evet, vardır. Evet. Bu yani bir programlık bir mevzu bu. Ya çocuğun ne günahı var? Seküler kafa hemen bunu düşünüyor. Dede ekşi yediyse çocuğun ne günahı var? Çünkü tevhidi, vahdeti ve gen havuzunu bilmiyorlar. Sistemin yaratı sisteminin, Halukul Barul Musavvir sisteminin sıfırdan sonsuza doğru eklektik bir şekilde yükleyerek, yani buradaki hasılayı dede halletti, ondan sonra kendi oğluna devretti genetik verasetle, ondan sonra kendi oğlu, kendi oğluna yani dedenin torununa nakletti. Buradaki bir gen devamlılığı var. O genlerin karakteri var. Şartlanmalarla da alakalı olan bir karakteri var bunların. Yanlışlar da aktarılabiliyor. Şimdi vaktimiz nasıl birinci bölümde? Kısacık da olsa vaktimiz var. O zaman kısacık bir şey. Evet. Şeyh Baba Hazretlerinden bir kısa anlatalım o Buyurun. Zaman. İşte Şeyh Efendi'nin şehzade dünyaya gelmiş. Efendim tabii şeyhin çocuğu diye etrafta ona şey yapar, iltifat eder. Bu tehlikeli bir şeydir. O çocuk kendini bir özel pozisyonda görür. Herkesten üstün görür. Herkes bana şu yapar, bu yapar diye. Yani iki ucu hatalı değnektir bu. Yani yapmasan Ehl-i Beyt'e saygısızlık yaparsın, uyarsan. Uyarmasan sana zarar verir, çocuğa da zarar verir. Kendin doğruları öyle zanneder büyür falan. İşte tekkenin bahçesinde oynuyor falan da filan da. Saka geliyor. Su getiriyor o zamanlar. Su sakalar tarafından getiriyor. Biliyorsun onların da böyle deri evet. şeyleri var, tulumları vardır. İçi büyük tulumlarla dolu. İçi büyük tulumları var. Onlar su boşaltırlar. Evet. O şey yaptığı zaman elindeki bir çubukla adet etmiş çocuk oynuyorum diye tulumu deliyor. Hmm. Oradan su içiyor.
falan. 1, 2, 5, 10 tulumcu artık Efendi Hazretleri'nin çıkmış. Demiş, çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim size. Yani canım feda olsun, sorun değil de. Şehzadem böyle bir adet edindi. Daha işte 4-5 yaşında. Diliyor, su içiyordu. Halbuki ben ona susadığını bana söylese ben ona su veririm falan. Hem ziyana sebep oluyor falan. Aa, kusura bakma demiş. Çocuk ne yaptığını bilmiyor. Sen demiş al şu mangırı. Ziyanı aman efendim lütfen demiş. Hak geçer. Sen al bunu. Ziyanını şey yap. Karşıla. Ben hallederim. Bundan sonra olmaz inşallah. Gidiyor. Saka gidiyor. Bacı Sultan'ı çağırıyor. Hanım gel bakalım. Sen bu oğlana hamileyken ne kabahat işledin? Aman Efendi Hazretleri estağfurullah. Yani sizin bilginizin haricinde bir şey vuku bulmadı. Yok yok diyor. İyice bir düşün bakayım diyor. Bacı Sultan düşünüyor. Ah diyor efendicim bir şey ne olsa söyle bana. Komşuya geçmiştim. Bir hamileydim. Canım çok limon istedi. Utandım istemeye. Kombinin üstünde bir limon vardı. Yakamdaki iğneyle deldim onu. Ondan biraz limon aldım. Sonra yerine koydum. Hani iş çıkarmayayım şimdi diye yaparlardı. Tamam demiş. Git komşuya helallik al. Git komşuya helallik al demiş. Hadi söyle itiraf et. Böyle yaptım. Hakkını helal et bana de. Gitmiş söylemiş. Ertesi gün saka gelmiş. Çocuk elindeki çubukla yerlerle oynuyor. Hiç daha çocuğa bir hayır. Uyarı... Hayır, hiçbir şey. Yerlerle oynuyor. Şimdi bu ontolojik bağı zincirlemeyi külliyemin hüve fî şe'nindeki her an yeni bir şan alış, bir an önceki şan bu şana aktarılıyor. Hasılasıyla beraber bir sonraki şe'nde bu buraya aktarılırken buradakilerin hepsi de buraya aktarılmış oluyor. Negatifse pozitifse. Çocuk yerlerde yazı yazıyor yere. Hiç oraya sokmuyor. Çünkü anne ekşiydi, çocuğun dişi kamaşıyordu, hata yapıyordu. Annenin, işte torunun bu hallerini gördüğün zaman kendinde veya kendinden öncekilerde bir hata olabilir diye onun sebeplerini doğru dürüst tefekkür edip tövbe istiğfar etmek lazım. Eğer yaşayan bir kişiyle olan bir sıkıntı varsa helalleşmek lazım ki senin torunun doğru dürüst bir insan olsun. Bunun efendim dostluklarda da geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir çünkü dostlukta sirayet vardır, arkadaşlıkta sirayet vardır. Hiç şüphe yok. Onlarla birlikte geçirilen zamanda da onlardan huy kapar mıyız? Yani kötü insan ya da iyi insan her tabii, neyse. Tabii. Çünkü insanın fizyolojik yapılanmasında aynı nöronlar var. Yani taklidi icap ettiren. Haliyle hallenmek nasıl olur? Eyvallah. Senin halinle hallenmem, senin halini giyinmem demektir. O da senin halini beğenmemle olur, sevmemle olur, ona özenmemle olur. Özenirsem senin gibi olmaya çalışırım. İşte şeyde, tasavvuftaki ilişki biçiminde hemhal olmak vardır. Evet. Bak, haliyle hallenmenin, şimdi şey, hani şey diyorlar ya, neyse, hemhal olmak var, onun halinle hallenmek var. Empati yapmak. Empati. Diyor. Empati diyorlar. Empati bizim kültürümüzdeki hali hemhal olmak. Efendim, tabii onun için yine tekrar edelim, alimlerle, ariflerle, salihlerle beraber olun demek, onların hallerinle, ilimleriyle amil olursunuz, irfanlarıyla arif olursunuz, halleriyle de hallenirsiniz demek. Eyvallah. Bu tabii bütün bunları dinleyince aklıma bir batılı romancının bir kahramanı geliyor. Onun bir katip kahraman. O da her bir şey sorulduğunda kendisine ben yapmamayı tercih ediyorum. Öyle olmadığını tercih ediyorum diye bir cevap veriyor insanlara. Dolayısıyla ben bunu yaparsam kendimi insan gibi hissedemem sonucu çıkardı ben her okuduğumda o metni. Şimdi sizin buyurduğunuz bu hem kısalarda hem az önceki bu deyimler, adetler, örfler, gelenekleşmiş bu bazı ifadelerde de aslında bunları yapmayarak daha iyi insan kalma, bu hayatı daha doğru yaşama, daha temiz yaşama veçhesi gözümde canlanıyor. Dolayısıyla
bunları yapmanın birinci yolu bazı şeyleri reddetmekten geçiyor anladığım hiç kadarıyla. Şüphe. Bazı şeylere dur demekten geçiyor. Tabii ondan çünkü zararlı olan şeylerin hepsi nefsidir. Nefsidir. Onun için onu yalancı nefsin ivağından yani insanı yanlışa yönlendirmekten. Çünkü yani bu, iyinin ve kötünün prototipleri olarak, ontolojik olarak düşündüğümüz zaman şeytan ne dedi? Ben de onları azdıracağım dedi. Evet. Efendim biz buradan nemalanacağız, buradan bu mecazdan alacağımızı. Ben de onları sonsuza kadar Cenab-ı Hak da benim kendime seçtiklerime yapamazsın bir şey dedi. Ötekiler, onlar da mücadele edecekler dedi netice itibariyle. Efendim, o şeyde mudil sıfatı da görevini yapıyor. Hadi sıfatı da görevini yapmakta mükellef. Bunu Platon patos diye anlatır. Yani duygulara hitap eden ikna biçimi. Evet. Diğer ikna biçimlerinden çok daha kuvvetlidir bu. Aslında lirizm dediğimiz, o duygusallık dediğimiz, evet. O ikna ediş sevgi biçimi buradan yani. Sevgi tabanlı. Sevgi tabanlı. Ama daha duyguları okşayıcı, daha duygulardan sirayet edici bir tarafı var bu patos anlatısının. Evet. Tam olarak da böyle aslında bunları, şimdi konuştuğumuz bu deyimleri normal bir halde işte bunları yapan insanlarla birlikte konuştuğumuzda bize normal gibi geliyor. Onlar normalleştiriyorlar bunları. Evet. Ama iyi insanlarla konuştuğumuzda da yani onların normaline dahil olduğumuzda da bu anormalliklerden yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Tabii çünkü ki. Orada da tabii. Sirayet var. Tabii. İsterseniz müsaadeniz olsa bir kısa mola verelim. Peki. İkinci bölümde başka bir bahse geçelim. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Sevgili dostlar kısacık bir mola vereceğiz. Vaktin nakdinden ayrılmayın lütfen. Efendim tekrar merhabalar. Vaktin nakdine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vaktin nakdini ödemeye de yine devam ediyoruz. Bu sefer bir metin var önümüzde. Evet. Birinci bölümde de bir metin vardı ama o daha çok bir sel levha idi. Şimdi önemli bir metin var. Evet. Birinci bölümde bahsettiğimiz Muzaffer Ozak Efendi'nin bir nutku şerifi diyebiliriz sanırım. Tabii. Bir şiiri, bir nutku şerifi. Bu nutku ilk okuduğumda zihninde şöyle bir şey canlandı. İslam'ın şartı, imanın şartı, ahlakın bir takım kavramları, gündelik hayata dair içinde bulunduğumuz haller, durumlar, neşeler, sevinçler, üzüntüler. Bütün bunları bir araya getirmiş ve bir şiir formunda sunmuş Efendimiz'i. İkinci veçesi de şu oldu. Sonra ilk kıtadan başlarız konuşmaya. İnşallah. Hep konuşulan bir şey var efendim. Yani Yunus Emre, Niyazi Mısri, işte 13. 14. 15. yüzyıl. Sonra niye kimse gelmedi? Tasavvuf orada bitti mi? Orada tükendi mi? Sonra çünkü genel anlatımda oradan böyle aşağı doğru bir iniş varmış gibi bir gösteriş biçimi var. Şimdi Yunus Emre'nin işte dağlarıyla taşları çağırayım Mevlam seni şiirini ya da sordum sarı çiçeğe şiirini ya da diğer şiirlerini yan yana koyduğumuzda aslında bunlar aynı duygu dünyasının, aynı düşünce ikliminin parçaları, birbirinden farklı değiller, birbirinden kopuk değiller. İşte bu metinde Yunus Emre Hazretleri'nin şiirlerinin bir devamı gibi ama bunun 20. yüzyılda yazılmış versiyonu gibi. İsmi de Hak Rızası. Eyvallah. Muzaffer Ozak Sultanım Veli Nimet'in buyuruyor ki, her kim Hakk'ın rızasını ararsa muktezası bil ki onda gizlidir. Yani icabatı gerekli bil ki onda gizlidir. Evet. Rızadadır. Rızadadır. Muktezası, icabı. Allah'la arayı iyi etmek. Ela inne evliya Allah. Eyvallah. Şer'a uygun, akla yakın ne varsa. Burada şer'adan şeriat yani şeriat kanunlar, Allah'ın kanunları. Evet. Uygun, akla yakın. Bak, akla yakın olacak. Demek ki şeriatta akla yakın olmayan, uygun olmayan hiçbir şey yoktur. Bunu yazan kişi hem arif hem alim, hem medrese hem tekke, zülcena hem bir zat. Bilmeden yazanlardan değil yani. Şer'a uygun, akla yakın ne varsa Hak rızası belki onda gizlidir. Hiçbir şeyi ayrı tutmayacağız. En küçük hayat detayını dahi ayrı tutmayacağız. Cenab-ı Hakk'ın rızasının nerede olduğunu bilmek mümkün değil. Müsaade edersen Hak rızası nerede gizliymiş ona bir bakalım mı? Hayır, tabii ki. Peki. Zühtü Paşa Hazretleri Osmanlı zamanının işte son dönemlerinde paşa efendim gönlüne düşmüş demiş ki Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gelecek bir şey yapayım ben.
İşte 3-5 kuruş mangırım da var. Bir cami yaptırayım demiş. Bizim Kızıltoprak'ta benzincinin bitişiğinde bir cami vardı. Eyvallah. Cüftüpaşa'da. Orası. Onlar arkadaşlarla bir dost meclisinde sohbet eder. Ya demiş böyle bir şey düştü içime. Bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyoruz paşam? Bir demiş bir cami yaptırayım. Son demlerimizi yaşıyoruz artık. Cenab-ı Hakk'a boynumuzu bükeriz falan. Demişler biz de katılalım. Yok demiş ya. Cebi Hümayun'dan ne kadar yeterse o kadarlık bir şey yaptırıp müsaade edin bana demiş yani. Allah razı olsun ama müsaade edin. İyi peki demiş. Başlamış inşaat. Ara sıra gidiyor Paşa Hazretleri ne oluyor ne bitiyor gezerken. Efendim. İnşaatın bitiminden böyle çok kısa bir zaman sonra insanlar gelmeye gitmeye başlamışlar falan. Çok kısa bir zaman sonra bir rüya görmüş. Demişler ki sen cennette tebşir edildin rüyasında. Allah Allah. Eyvallah demiş, çok mutlu oldum, mesut oldum. Yani cami demek ki hak katında makbul. Yok demişler, alakası yok. Hani Devlet-i Hümayun'a senelerce en alt rütbeden paşalığa kadar hizmet ettik. Allah-u alem var. Yok onunla alakası yok. Demiş neyle alakası var? İyi de. Bir gün sen demiş cami inşaatını ziyarete gelmiştin, kontrol etmeye gelmiştin. Evet. Eskiden böyle şimdiki gibi beton gelip de araba döküp de falan filan yok. Eskiden kuyu kazarlar. Böyle derince bir şey kazarlar. Kireç eritirler orada. O kireçle dışarıdaki kumu, çimentoyu bir araya getirirler, harc ederler. Harc ederler. Sonra sırtlarından taşır, dökerler falan. Kireç kuyusu açılmış yani lafın kısası. Evet, sen tam onun yanına geçerken bir karınca düşmüştü. Böyle debeleniyordu kirecin üstünde. Sen bastonunla böyle onu aldın oradan, kenara silkeledin. O da böyle böyle yaptı, yaptı biraz sonra. Ondan sonra yürüdü gitti. Bundan dolayı Hak rızası belki onda gizlidir. Cami yaptı değil, karıncayı kurtardı öyle. Cenab-ı Hakk'ın sırrı. Kul daima hak emrini tutmalı. Ya seni yaratan, senden, sen ondan daha mı iyi bileceksin ne yapman gerektiğini, nasıl yaşaman gerektiğini? O zaman ona bir takım prospektüs verdiyse sana, sana hayatı verdim, efendim arzı verdim. Bize yol haritası veriyorum. Buna göre hareket et. Bu nereye giderken almıyoruz, navigasyonu açmıyoruz evet. Allah aşkına? Ben şimdi buradan eve gitsem, navigasyonu açmadan evi bulamam. Çünkü ne zaman, nereden vereceğini de bilmiyorum ki. Daha kestirme yolu bana veriyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın kanunları da şeriat denilen, herkesin ödü koptuğu, şeriat gelecek, şeriat gelecek dediği şey, hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren şeyden ibarettir ya. Evet. Efendim? Onun için hak emrini tutmak hepimizin menfaatinedir, insanın menfaatinedir. Emri maruf nehi anin nehi münker etmeli. Evet. İyilik, güzel kötülük. Şeyleri, evet. Güzel şeylere davet edeceğiz. Dilimiz yettiği kadar, aklımız erdiği kadar. Kötü şeylerden de, tehlikesi olabilecek şeylerden de uzak tutacağız. Bu kulluk vazifemiz bizim. Bir meslek olması icap etmez bunun. Zaten dinde din adamlığı diye bir meslek yok. Müessese yok zaten. Böyle bir müessese evet. Yok. Evet. Ha din adamlarımız diye şimdi geçenler var. Hepsi başımızın tacı efendim. Ama yani din adamlığı diye bir sektör yok. Onu herkes bilmeli. Yani bakkalı da, çakkalı da, efendim müzisyeni de, o suda bu suda dinini öğrenmekle mükellef. Ve bildiği kadarıyla ne kadar istidadı ve arzusu varsa o kadar bilir. Adamı sen başka bir bakkal zannedersin. Nice öyle esnaflar var dergahlarda mürşid olmuş. Eyvallah. Nice profesörleri irşad etmiş. Buradan belli. Niyazi Mısri'nin şeyhi Ümmi Sinan'dı. Ümmi. Yani Ümmi. Şey, yani. Niyazi Mısri. Ordinalist Profesör Doktor Dösek yazdıklarıyla. Evet, evet. Şeyhi Ümmi Sinan. Onun da evet, şeyi var malum. Kıssası evet. Var işte. Mısır'dan gelen büyük bir alim var. Efendim işte Bayezid evet. Camii'nde şey yapacak, vaaz edecek diye. Full olmuş cami. Efendim gelmiş. İşte Eser mezunu hoca efendi. Niyazi Malatavi. Efendim çıkmış kürsüye.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Müslümanlar, laf yok. Tekrar besmele çıkmış, gene tık. Üçüncüsünde gene yapmış, yok. Hiç gelmiyor bir şey. Şöyle bir etrafına bakmış. Tam kürsünün dibinde şöyle ama birisi oturuyor. O gözüne takılmış ama o işlerle beziyor. O şey adam, alim adam falan. Hani var ya yaşadık, sen mi ben bileceksin, ben mi bileceğim, otur oturduğun yerde de nerede çıktı ya. Efendim. Neyse demiş ki, aziz cemaat kusura bakmayın, bir hal zuhur etti. Bir başka zaman inşallah bazı nasihat ederiz. Beni bağışlayın, kusura bakmayın. İnmiş aşağı. O aşağı inerken onun zat da kalkmış. Hoca efendi beni takip et demiş. Bitti. Ümmilik tabii tartışılacak bir kavram. Eyvallah. Ümmilik okuma yazma bilmemek demek değil. Ümmilik okuma yazmaya ihtiyacı olmamak demek. Binlerce, on binlerce nutku, işte şiiri, her şeyi hafızasında tutan insan Allah'tan demek. Allah'ın tedris ettiği kişiler bunlar. Efendimizin ümmiliği de odur. Tabii. Efendimizin ümmiliği de odur. Ha okurdu yazardı bilmiyorum. Zaten yani yazı yazmak diye bir mesele yok. Evet. Yazıcılar diye bir şey vardır tarihte o dönemlerde. Tabii matbaa yok, o yok, bu yok falan mı? Tevrat'ı, İncil'i nüsha olarak çoğaltanlar var, yazanlar var. Evet, onlara manuskrü diyorlar. Manuskrüler var, onlar var. Yazmak onlara ait bir meslek yani. Şimdi bir tesviyeci var. Şimdi benim tesviye yapmama gerek var mı? Tabii. O toplumda gerek duyulmuyor buna. Gerek görmüyor çünkü eğitim sistemi yazı üzerine değil. Evet. Sohbet üzerine. Efendimiz'e kimse eksiklik isnat etmesin. Ümmiliği budur Efendimiz. Öyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Bir, ikincisi de ona vahiy ediliyor. Hangi kitap yazacak ki vahiyden önceki bildiği? O yüzden... işte Niyazi Mısır Hazretleri de böyle ümmi, Allah'tan okuyan bir zat ile ilminin amili olmuştur. Eyvallah. Sahaflarda ilmimi 5 paraya satıyorum diye gezdirmiştir onu. Hazreti Hüzai'yi de biliyorsun Mürşid-i Aziz'i efendim ciğer sattırmış koca Bursa müftüsüne, sokaklarda ciğer sattırmış nefsi kırmak için. Şimdi söylüyorsun, olur mu bu devirde böyle şeyler? Olmuyor. İşte herkes de nefsinden güldür güldür gidiyor. Mübarek olsun. İhlas ile doğru yola gitmeli, samimiyetle. Eyvallah. Menfaat gözetmeden. Yani iyiliği ve kötülüğü insanlara söylerken, iyiliği anlatırken, kötülükten onları men etmeye çalışırken bunu ihlas ile, samimiyetle. Kendine de söyleyeceksin aynı şeyleri. Eyvallah. Kendi nefsine de söyleyeceksin böyle. Hak rızası belki onda gizlidir. Karıncayı kurtardı, camiyi yaptırdı ama hiç alakası yok. Mangırı kim verdi sana, kim nasip etti, kim seni merzuk etti, kim seni paşa etti? Senin elinde miydi paşa, nasibi olmasaydı paşa olabilir miydi? Evet. Onlar hepsi bizim lütfumuz, keremimiz. Bu da bizim lütfumuz, keremimiz ama biz rızamızı buraya koyduk. Ondan dolayı da sen cennette temsil oldun. Zahir batın mümin temiz olmalı. Görünür, görünmez, her türlü. İçi de dışı da eyvallah. Temiz olmalı. İçi dışı bir olmalı. Eyvallah. En önemlisi bu. İçi dışı bir olmalı. Yani ensesinin arkasında başka bir ajandası olmamalı. Müslüman net olmak, şeffaf olmak durumundadır. Allah adamıdır o. Gıllı gıdışla iş olmaz Müslümanın. Neyse o. Bitti. Gusül edip abdestini almalı. Gusül, malum herkes biliyor ama abdesti günlük alıyoruz. Şimdi abdestin de bir hakikati var. Abdest temizlenmek değil ki. Öğleyle ikindi arasında benim buram niye kirlensin abi? Evet. Gömleğim var, ceketim var. Ama öğleyle ikindi arasında benim burama benim meshetmem lazım. Ayağım, çorabım ayağımın içinde. Terleyenler ayaklarını yıkasın diye böyle bir şerh yok. Ayak yıkanıyor. Tertemiz çorabımı giydim, ayakkabımı giydim, abdestimi aldım, pırıl pırıl duruyorum. Yeni namaz vakti geldiği zaman
Nur üstüne nur olur. Abdest bozmadan tekrar abdest almak. Ne demek bunlar? Kim düşünüyor? Langır langır konuşuluyor. Evet. Malumat furuşluk zirve yapmış. Bunun sebebi hikmeti ne? Çünkü öğle ile ikindi arasında sen beşeri olarak bir sürü şey aklından geçti. Aynı nöronların birçok şeyi absorbe etti. Beyin veri tabanında bir sürü kargaşa oldu. Öyle söylediler, böyle söylediler, onu seyrettin, buna baktın, nefsin bunları kabarttı. Şu oldu, bu oldu falan filan. Şimdi ikindi namazında duracaksın. Namazın şartı ne? İstikbali kıbre, huşu. Evet. Bu kadar beşeri erozyon içerisinde nasıl huşu sahibi olacaksın? İşte Cenab-ı Hak ona şey vermiş, imkan abdest vermiş. İmkanı vermiş. Abdest. Abdest ne demek? Vücudun en sivrili yerlerinde. Burası meshediyoruz değil mi? Beyne en yakın yer. Tabii Farsça kelime bir de. Yani Arapça değil bildiğim kadarıyla abdest. Eyvallah. Efendim, saçlarımızı önce saçım kirlendi de temizliyor muyum? Yok. Saçlar dolayısıyla alınan nem direkt olarak beyne bir tembihat yapıyor. Hmm. Beynin uyarılmasını sağlıyor. Yüzün, kulakların buralardan su damlayacak, buradan su damlayacak, buradan su damlayacak. Vücudun statik elektriği hep vücudun sivri yerlerinden aşağı iner, dökülür. Şuradan akacak, buradan akacak, topuklardan akacak. O öğle ikindi arası veya ikindi akşam arası veya akşam yatsı arası veya sabah öğle arası olan beşeri kilitlenmeleri vücudumuzdan uzaklaşmış oluyor. Evet, o statikleşmiş negatif enerjiyi vücudumuzu boşaltıp sinir sistemimizin tekrar uyanması ve beyni aktive ederek huşunun açığa çıkmasını sağlar. Gusülde tamamen beşeri bir hayat yaşandığından dolayı beşeriyetten aynı şekilde bütün sinirlerin tekrar agah olmasını sağlayıcı. Çünkü Efendimiz gusül ederken su dökünün, biraz elinizden uğulayın diyor. Hmm. Abdest alırken de, şey yaparken de. Niye? Çünkü su iyonlarının deri tarafından emilip sinir sistemine aktarılması için bu çok yardımcı bir şeydir. Bazı güneşli havalarda, tabii Medine hep güneşli ya, Efendimiz kuramamış abdestten sonra böyle yaparak yedirirmiş o şeyleri. Bak bunların hepsi tamamen bilimsel şeyler. Ve bir hayat biçiminin küçük formülleri aslında. Ve seni en kamil halde yaşatabilecek tedbirat. Hak rızası belki onda gizlidir. Gel ey kardeş, cemaate devam et. Cemaat sadece bir arada olmak demek değil ki. Mesela cenaze namazı. Öyle mevtalar vardır ki namazını kılan o cemaati ihya eder. Öyle cemaatler vardır ki günahkar olan bir kişinin namazını kıldığından dolayı mevta ihya olur. Cemaat bu. Yani eskiden şey yaparlardı, böyle gazete küpürlerinde görürdüm çocukluğumda. Bir yerde namaz kılmışlar, ayakkabıları çekmişler, toplu namaz kıldılar. Şeriat geliyor. Bunu 90'larda da yapıyorlardı biliyorsunuz. Toplu namaz. Salat-ı ikame toplu olur. Bizim münferit kıldığımız namazlar inşallah katında makbul olur yani. Aslında toplu olarak kılınması, camide kılınması gereken kesinlikle ibadettir. Evet. Kesinlikle. Bir araya gelmek. Tevhidi oluşturmak. Tevhidi oluşturmak. Yani. Evet. Hepimizin birbirinden, aynı nöronlarından algılarını sağlamak. Niçin safta birbirimize değmek zorundayız? Çünkü akım geçiyor. Eyvallah. Şurada bir Allah dostu varsa, onun feyzi belki bize geçecek, sirayet edecek. Fizyolojik olarak bu şey, yani nasıl ki musaffa ediyoruz, musaffa etmek ne demek? Ben senin elini tutsam ne olur, tutmasam ne olur? Hayır. Akım geçiyor, birbirimize aktarıyoruz. Musaffada iyi niyet vardır, merhaba vardır, selamu aleyküm vardır. Ben sana zarar vermeyeceğim. O ilk adımı vardır. Evet. Adımı var. Ama bunların hepsi alışveriştir. Eyvallah. Sadece uzaktan değil böyle. Uzaktan merhaba olmaz. Geleyim efsane bakıştım diye bizim şarkımız var. Yani musaffa bir sarılırız. Bunların hepsinin şey var. Mesela biat kültüründe.
erkeklerle el ele biat edilir. Kadınlarla iletken bir şey kullanılır. Ya aynı kaptaki suya el sokulur veyahut da bir tahta cinsinden yani akımı geçirecek olan bir şey. Mesela tesbih şimdilerde çok şeydir. Hanımefendi bir ucundan tutar, mürşit bir tarafından tutar. Bir akım, birleşik kaplar meselesidir. Fizyolojik bir meseledir. Din ilimdir. Tasavvuf ilmin tatbikatıdır. Evliyaullah Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu bütün mukabele, zikir çeşitleri hepsi evrenin deviniminle alakalıdır. Hepsinin ayetinle karşılığını veririz. Bunlar da ayrı ayrı birkaç programda hatta üzerinden geçmek i̇nşallah, lazım efendim. İnşallah. Neyse burada işte bunları söylemeden şiirin değeri nerede? İşte buralarda. Eyvallah. Fevt etmeden namazını kılmalı. Yani namaz vakitlerini kaçırma. Çünkü evet, namaz vakitleri diye bir vakit var. Sabahla akşam arasında ne fark var? Öğle ile ikindi arasında ne fark var? İşte iki mızrak boyu olunca ikindi olur. Tam tepede olunca zevaldir. İşte bir mızrak. Evet. Tamam da. Hatta sabahla tam güneşin doğduğu o arada kılmaya gayret ediyoruz namazı. Niye orası? Yani en yakın, güneşin evet, doğmasına en yakın yerde evet, kılınan caizdir. Şimdi bunların yani bilimsel ve ilimsel, varlıksal manaları olması lazım ki Allah onu evet, o şekilde. Niye ben saat 5'te kan uykumdan uyanacağım da abdest alarak sinir sistemimi uyaracağım da salatta olacağım? Çünkü güneş ışınlarının dünya ile olan açısı çok önemli. Çünkü dünya hem bitkisel olarak hem hayvansal olarak yani bedensel olarak evet, hem de metafiziksel olarak dünyayı yaşatan, besleyen bir olaydır güneş, güneş ışınları. Cenab-ı Hak güneş ışınlarıyla ve diğer gezegenlerin yerleriyle, pozisyonlarıyla senin, benim ve herkesin psikolojilerini yönlendirir. Namaz vakitleri manevi yemek saatleridir. Yani beslenme dönemleridir. Onun için sabah ezanının makamı başkadır. Öğle ezanının makamı başkadır. Evet. İkindinin, akşamın, yatsının makamı başkadır. Geçtiğimiz programda da konuştuk. Küçükçe hatta konuştuk. Siz sabah namazın sabahı değil daha coşkulu bir makam olması gerektiğini eyvallah, ifade etmişsiniz. Eyvallah. Yani burada o da söz konusu. Yani her vaktin kendine göre bir rızkı var. Ve o rızık tevhidi ve vahdeti oluşturucu bazı rızıklar. Onun için fevt etmeden namazını kılmalı diyor. Tam vaktinde. Vakti geçirirsen vakti o öğünü, o vitaminleri, o gıdaları kaybetmiş oluyorsun. Onun işareti diyor Efendimiz evet, Hazretleri. Hak Resul'e salat ile selam et. Resulullah Efendimiz'in ihtiyacı mı var bizim selamımıza? Resulullah Efendimiz'in mi ihtiyacı var? Bizim mi ihtiyacımız var? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu o kişilerin ihtiyacı olan şeyler değil. Zenginleştirir, innallah da makbul kılar. Sen bak bunlara hizmet ettin, şimdi onlar sana böyle yapıyor diye Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanırlar. Bahsettiği yer. Ama meseleyi biz öz olarak elimize alacağımız zaman, konuşacağımız zaman ne var? Bizim ihtiyacımız var. Çünkü salat neydi daha önce de konuşmuştuk? Bir akışkanlıktı. Evet. Bir buluşmaydı. Tevhid oluştu. İstifade edişti. Onlar ana arter. Biz yan yolduz. Tabii ki onlardan besleneceğiz. Geçen program söylemiş miydik? Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Aişe'ye şunları yapmadan uyuma demişti. Yok, söylemedik yok, mi? Hadi söyleyelim o zaman. Buyurunuz. Ya Aişe, buyur ya Resulallah. Şu söyleyeceğim şeyleri yapmadan uyuma. Nedir ondan ya Resulallah? Kur'an'ı hatmetmeden uyuma ya Aişe. Kabe'yi tevaf etmeden uyuma ya Aişe.
ben dahil bütün peygamberani izam hazaratının şefaatini celbetmeden uyuma ya Ayşe. Ümmeti Muhammed'in sana selamlarını almadan uyuma ya Ayşe. Ya Resulallah, ben bunu yatar ayak nasıl yaparım? Bunları ben yani nasıl? Kolay var ya Ayşe. Üç İhlas, bir Fatiha hatimdir. Hatim sevabı verilir. Yatmadan önce mutlaka üç İhlas, bir Fatiha oku. Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Bir tavaf sevabıdır. Kabe'yi tavaf demektir. Bunu yapmadan uyuma ya Ayşe. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. Bunları söylemeden, yani bütün peygamberan-ı izam hazıratının şefaatini üzerine celbetmeden uyuma ya Ayşe. Bir de ümmeti Muhammed'e dua et. Senin duan hepsine ulaşacaktır ve onlar da şuurlu veya gayri şuuri bir şekilde sana cevap vereceklerdir. Bütün ümmetin de duasını almış olacaksın. Hayatı cennete çevirmek istiyor musun? Malzeme çok. İşte Efendi Hazretleri de ne diyor? Efendim, fevsetmeden namazını kıl. Hak rızası belki onda gizlidir. Cemaate devam et, Hak Resul'e salat et. Orada kaldık. Evet. Evet. Doğru konuş, hep hayırlı kelam et. Yani ya hayır konuş ya sus derler ya. Doğru. Yerine göre, ama bunu da irfan oluşturacak. Yerine göre. Konuşulması gereken yerde şer değil de, hakikati konuşarak uyarman gereken yerde de hoşnut olmayacak bir söz sırası geldiyse vaktin nakdi odur, onu vereceğiz. Onu da ihmal etmek söz konusu olmaz. Hak rızası belki onun gizlidir. Oruç ile terbiye et nefsini. Şimdi bütün yaşam koçları insanlara oruç tutturmaya çalışıyorlar. Aralıklı oruç tavsiye ediyorlar. Yani. Evet. Çünkü oruç hücreleri gençleştirdiği, yenilediği, tazelediği veya dinç tuttuğu gerçeğiyle bugün bilimsel olarak da karşı karşıyayız. Tababet alanında efendim ortaya çıkınca başladılar aç kalma. Biz 1500 Hazreti Adem'den beri oruç var. Hazreti Adem'den beri namaz var. Her şey var. Hazreti Adem'le başlıyor her şey. Evet. Terk et gayri hevayı, hevesini. Oruç tutarsan kolaylaşır. Mesela bekarlık zamanı, biraz evlenmesi geciken kişilere Resul-i Kibriya Efendimiz'in tavsiyesi oruç tutsun diyor. Oruç tutun, makbul olun falan değil. Vücut. Şimdi gene sekülerler buldu diye işte ilim olur, dinlen ilim olmaz, İslam'dan ilim olmaz, ilim böyle olur. Ah yavrucuğum benim, ah canım benim. Benim 1500 senedir Hazreti Adem'den beri yaptıklarımı şimdi buluyorsun, yapıyorsun da mutlu oluyorsun. Gene de mutlu ol, bir şey dediğimiz yok. Orta beyin diye burayı keşfettiler. Evet. Değil mi? Üst beyin. Orta beyin. Orta beyin dedikleri sindirim sistemi. Bütün şehavatın yeri. Yersen, içersen, ihtiyacının ötesindeki gıdayla gıdalanırsan, vücut onu harcamak için seni ya dövüştürür, ya kızıştırır, yahut da seviştirir. Hatta şehvetle iştah da aynı kökten kelime. Aynı şey, tabii. Evet. Tabii. Oruçla ne oluyor? Bekarsın. Oruç tuttuğun zaman ne oluyor? Orta beyin. Artı gıda almadığından dolayı özellikle oruçta imsakla sahurla efendim iftar arasındaki zaman zarfında orta beynin istirahat etmesi, bir şeyle meşgul olmaması ne demek? Enerji kaybını önlemesi demek. Evet. Vücut, bütün enerji vücuda kalıyor. Vücut da üst beyinde kullanıyor enerjiyi. Yani beyin çalışması, şuurlanma, aydınlanma çok daha fazla oluyor oruçluyken. Oruçlu adam böyle olmaz. O aç kalıyor. Oruçlu adam her şeyi daha iyi kavrar. Daha iyi üretir, daha iyi üreşir. Onun için efendim oruç ile terbiye et nefsini. Terbiye et nefsini, terk et gayri hevayı, hevesi. İşte hevayı, hevesi ancak oruç tutarak.
orta beyni yapar, şey yaparak o fikriyatını ilerletmeyi becerirsin. Haklısası belki. Tevhid ile süsle her nefesini. Evet. Yani varlıktaki tekilliği düşünerek, ötekisiz bir bakışla, öteki olmayan bir bakışla varlıkta tek bir şuurun, tek bir vücudun varlığını hissederek, tevhid etmek, la ilahe illallah, la ilahe illallah, bundan ibaret değil ki. Bu kelime-i tevhid. Gerçek tevhid, senle benim ayrı şeyler gibi görünsek de ayrı olmadığımızın algısıdır. Bunu yapmadıktan sonra tevhidin bir anlamı yok. Yani gerçek bir muvahhid, yani ehli tevhid, varlık alemine baktığı zaman öteki diye bir şey görmez. Her şey kendisidir, kendisi her şeydir. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyuruyor? Dünyanın bir ucunda bir müminin değen var, herhangi bir kişinin değen var. Ben herhangi bir kişiyi daha içime sindiririm. Herhangi bir kişinin ayağına diken battığında senin ayağın sızlamıyorsa sen tevhidden bahsetme diyor. Yani Gazze'deki bebekler ölürken canım sıkılıyor da şeydeki kuzeyimizdeki, Ukrayna'daki, Gazze'deki kara gözlüler üzülürken canım sıkılıyor da Ukrayna'daki yeşil gözlüler üzüldüğü zaman canım sıkılmayacak mı? Tevhid budur. Benim için orası da yürek yakıcı, burası da yürek yakıcı. Yani o açıdan meseleye baktığımız zaman tevhid ile süsle her nefesini, bak dilini demiyor. Her nefesini, Mustafa Hocam, önemli. Her nefesini, nefes hayattır. Hayatının her anını. Hadi bitiriyor muyuz? Evet efendim, bitiriyoruz. Tevhid ile süsle vaktin nakdine diyelim, bitirelim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ne demek? Efendim, bu hafta da vaktin nakdini vermeye çalıştık. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça bakınız hayatınıza.